Karşılaşmayı yöneten Ali Şansalan mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Galatasaray İstanbul'da Nef Stadyumu'nda 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Puanını 45'e yükseltti. Sarı kırmızılı takım zaten haftalardır liderlik koltuğunda. Ligde 9 maçlık bir galibiyet serisi. Kupada da 3 maç var. 12 maça yükselmiş oluyor. Böylece bu seriyi sarı kırmızılılar sahada birbirlerini kutluyor. Hocam kolay olmadı. Evet. Böyle 2-1'lik maçlar işte hatırlıyoruz. Buna benzer skorlar var. Şimdi Tolga verir. Ama hani son bölümde Antalya Spor takımı da biraz yoruldu. Rotasyonu da daraldığı için eksiklerden dolayı o 2-1'e rağmen zorlayacak hamleyi yapamadılar. Bugün Başakşehir'den sonra Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmişti. Galatasaray'da Fraporto Antalya Spor'u 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmayı başardı. Dün Adana Demirspor Giresun Spor maçı 1-1 tamamlanmıştı. Yani ikinci yarının ilk haftası her puan, her galibiyet çok değerli. Seri devam ediyor Galatasaray adına. Belki bugün hani daha farklı beklentileri olan, daha rahat bir maç olacağını düşünen sarı kırmızı taraftarlar olabilir. Çok da eksiği vardı çünkü Antalya Spor'un ama kazanmak her şekilde, her şartta çok güzel. Vallahi Antalya Spor'un bu kadar eksiğine rağmen bir oyun şekli var, bir oyun mantığı var. Yani hiçbir zaman, hiçbir anda teslim olmadılar Galatasaray'a. Kafa kapıya mücadele ettiler. Evet. Yani bravo. Yani bu Antalya Spor takımı bulunduğu yer hak etmiyor, bir defa onu söyleyeyim. Bayağı sıkıntılı hocam, 18 puan. Sıkıntılı. Tabii bir de hani bu işlere girersen, bu işlerde gezersen oralarda muhallebi yerken dişin kırılır, anlıyor musun? Yani öyle de olur. Bugün Galatasaray son ana kadar yani mücadeleyi bırakmadı çünkü her an bir şey yapabilirdi Antalya Spor. Ama en son atılma pozisyonu ne gereği var kardeşim? Bu maçı kaybetsen kaybedersin. Tabii. Senin için önemli değil. Niye? Puan önemli de senin rakibin değil Galatasaray. Sen haftaya oyna. Yaptığı iş iş değil o futbolcu. Hem Ümraniye hem de şu dirsek hareketi Trabzon maçında da olmaz diye düşünüyorum. Yani hadi Trabzon'u boş ver, Ümraniye maçı. Yani senin bir yerde rakibin olacak bir takım. 6 puanlık maç yani. Tabii. Niye atılıyorsun arkadaş? Ben bu tip atılan adama, ha bu da şundan olur. Fizik kapasitesi artık zorlar, o hareketi yaparsın. Ya bırak, niye yapıyorsun ki? Adam sinirlendi sana zaten, bir de. Adam sana foul yapıyor ama. Tabii. Senin lehine. Yani gidip orada niye vuruyorsun abi? Bırak foul yapsın. O pozisyonda sen oyunda ol. Tabii. Bak attığı kafa golü muazzam bir evet. Zadriyan'ın. Belki de bir belki kafa golü daha açacaksın. Belki bir fırsat bulacaksın. 96'da 93 dakikada. Onun için bilmiyorum, anlayamıyorum ya. Profesyonel futbolcuların bu tarz atılmaları, hele bu şartlarda yani. Kardeşim kamera var. İşte hakem görmezse o görecek. O görmezse öteki görecek filan. Yani yapmayın bu hareketleri. Yakalanma şansınız fazla. Ne oldu şimdi? Atıldın. Tabii. Aptalca bir hareket. Gelecek hafta yoksun. Belki öbür hafta da yoksun. Çünkü dirsek atıyorsun tabii, rakibine. Tabii canım. İki baş verirler. Göstere genelde. Göstere. Hakemin de tam önünde. Tabii. Yazık işte. Bunlar inanamıyorum ya. Nasıl futbolcular, nasıl para kazanıyorlar. O listeyi bir kez daha verebilir miyiz Tolga? Şimdi Galatasaray takımının galibiyet serisi devam ediyor. 9-6-3 mü? Hocam baksana. Oradan mı başlıyor arkadaşlar? Karagümrük maçıyla değil mi? Bir de Kupa var ama 4. Değil mi? Hocam 9 maç buradan. 3 de Kupa'dan mı? Var. Tabii. Yani 9-3-12. Ligde 9 maç etti. O 9 maçın 4'ünde 1-2-3-4 5'inde 9 maçın 5'inde 2-1'lik galibiyetler var. O kadar önemli ki. 2-1-2-1 evet. 2-1, 3'er puanı topluyorsun hocam bak. Beşiktaş maçı 2-1. İstanbul Spor evinde 2-1. Sivas deplasmanda 2-1, Ankara Gücü evinde 2-1, bugün de Antalya evinde 2-1. Yani sen kazan, 4-0 olunca Hatay maçında 6 puan vermiyorlar 8 ki. 8 puan vermiyorlar. O yüzden bu galibiyetler... Son dakikalarda defansa ne kadar önem vererek oynadılar. Tabii işte Dubois'u aldı, daha Berkan'ı aldı, top daha Muslera'ya dinamik geliyor, oyuncuları top aldı. Muslera'ya geliyor, hiç öyle yakına top atmıyor Muslera. Uzak. O top gelene kadar sen de hata yapabilirsin, rakip de hata yapabilir. Son dakikalarda bilen en uzak yerde oynayacaksın topu. Hocam Antalya'nın yeni transferi
Helton kaleci, Brezilyalı kaleci. Benfica'dan geldi, oranın ikinci kalecisiydi. Bugün bayağı iyi oynadı. Evet. Değil mi? Evet. Yani bu skorun artmamasında onun da etkisi fazla. Hocam şimdi Galatasaray'da iki tane çok önemli futbolcu var abi. Birisi kaleci, birisi santrfor. Şimdi birine gelince ulan diyorsun bu çok zor hata yapar diyorsun kaleciye. Birine de gelince bu çok kolay gol yapar diyorsun. Yine bugün çok güzel gol attı. Atanla tutan diyorsun çok önemli arkadaş. Yani şimdi ayağına top geldiği zaman şunu hissediyorum Galatasaray'da santrforun. Arkadaşları o kapasitede düşünmüyorlar hocam, sana söyleyeyim. Ve bunun rahatsızlığını çektiğini hissediyorum. Mesela ben olsam böyle yapardım diyor içinden. Ama bir de diyor ki lan işte bu kadar diyor. Çünkü adam hakikaten farklı bir kumaş. Hocam attığı golü şimdi göreceğiz. Farklı bir kumaş. Tam ustayışı gol. Yalnız yani. Attığı golde değil. Yani onun içinde o aldığı toplar. Alverleri de öyle. Verdiği toplar falan gittiği farklı yer. Bir oyuncu. Bazen alamıyor istediği pasları. İyi yere gidiyor. Yani yanında bir iki üç iyi oyuncu daha olsa. Aslında vardı hocam oyuncu. O oyuncular işte Mertens'i, Oliveira'sı, onlar onu atabilecek adamlar ama işte fizik onun, kalite. Yani ara kalite farkı var hocam. Yani kumaş farkı var hocam. Var. Yani biri bayağı ipek gibi, ötekileri de fena değil ama hani bazen de var, şey de var ama öteki ipek gibi bir şey yani. O farklı bir kumaş hakkı. Allah belgesi hocam, bu işler tamam çalışarak oluyor da bazı şeyler. Hocam bazı şeyler de Allah belgesi hocam yapamıyorsun. Hocam çalışmayla şu, bir yere kadar şu yaparsın. Şu seride aşağıda da yazılı arkadaşlarımız galibiyet serisinde 6 golü var Icardi'nin. Bugünkü de muazzam. 4 de asisti var. Yani bu kadar katkı verebilirsin skora. Mesela, 9 maçta 10 kez katkı vermişsin. Hocam, bunun içinde derbi de var. Bu gelene kadar da Gomis iyi işler yaptı bak bu gelene tabii. Kadar. Galatasaray Burdaş'ta Gomis'in o yokken Gomis'in büyük faydası var. Tek farklı galibiyetlerde falan. Gomis çok can alıcı yerlerde goller. İşte Antalya ligin ilk yarısında sezonun açılış maçında 1-0 90. dakika. Evet. Gomis'in golü. Yani yine Ümraniye maçı da Ümraniye'ydi galiba. Keza o şekilde. Hocam sen de şifayı kapmışsın. Yok hocam, şifa değil, benim alerji. Vallahi mi? Alerji hocam, çok şu günlerde kuvvetli. Bana karşı mı alerji? Bugünlerde biraz fazlalaştı. Ama şimdi yapacak bir şey yok. Bu maç gelene kadar bir şey söyleyeyim. Sıkıntılı. İnternetlerde falan girmişler bunlar da bana, bu uzay mekiği var ya hani hakemleri tayin eden. Yazılım mı hocam? Evet hani algoritma yazılım var hocam, ya. Yani onu o hani uzaydan alıyorlar ya. Hocam perşembe günü Fener Rize maçının hakemi Bahattin Şimşek. Aile boyu hakem o da, babadan kalma hakem. O da şey akrabayı talikattan. Evet, o da akrabayı talikattan. Ama benim bahsedeceğim konu o değil. Gözlemci de Cem Papile. Hani şu meşhur 4-5 futbolcuyu Beşiktaş başında atan hakem. Tabii. Aslında Cem düzgün bir adamdır. Tabii, yani evet, şey bir adamdır evet, böyle. Evet. Aklı başında filan. Yani o maçta da o attıklarının çoğu da doğruydu herhalde, öyle hatırlıyorum. Yani önemli değil. Belki de ilk gözlemciliği bu. Bu çocuğu almak istediler. Beşiktaş reddetti filan. Şimdi aldılar. Perşembe günü Cem Papile Fener Rize maçında gözlemci. Kupa maçında hakem de Bahattin Şimşek. Hocam uzaydan hani kura çekiyorlar ya. Evet. Ne oldu biliyor musun? Pazartesi günü hocam lig maçı var. Fenerbahçe Ümraniye'ye gidiyor. Ümraniye ile oynuyor. Önümüzdeki pazartesi. Maçın gözlemcisi gene Cem Papile. Maçın bu sefer dördüncü hakemi Bahattin Şimşek. Hayda. Bu nasıl ya, bir şey? Komik ya. Ya bir şey olsa. Demek ki. Nitekim hakemi çok kulağını çınlattılar hakemin maçta bana arkadaşlar. Evet. Telefon edip hocam biz söyleyemiyoruz sen dinle dediler. Şimdi bu hakem dördüncü hakem. Bunu nasıl veriyorsunuz abi perşembe günü hocam? Allah aşkına bu işi kim yapıyor? Nasıl yapıyorsunuz? Kime inandıracaksınız bu hani neydi o demek yapay zekayı? Demek ki fasılayla geliyor yapay zeka. Ya olacak iş mi ya hoca? Olacak iş mi ya? Bana söyle ya. Türkiye'de gözlemci kalmadı. Türkiye'de hakem kalmadı. Hafta arası Fener'in kupa maçında, hafta başında, pazartesi günü lig maçında sürekli beraber görevli. E bari her hafta verin de ayıp olmasın ya. Bir kupa, bir lig verin abi. Döndüre döndüre. Hocam anlattıklarım komik geliyor değil mi? Buna kimse bakmıyor mu ya?
Yani. Bilmiyorum abi. Ben onu anlamıyorum işte. Ya arkadaş. Şimdi bunu söylüyorum. Bu yarın bir gün bir şey olsa ne olacak? Ya söylüyorum. Arkadaş bu nasıl iş? Bu nasıl oluyor? Bunun gibi biz bazı örnekler daha yaşadık. Buradan da bu ekrandan da çok söyledik ama ya biz anlatamıyoruz. Ya anlatsak da bir şey değişmiyor gerçi. Ya ama hocam, en azından insanlar bilsin ki futbol severler. Kenara koysunlar bu bilgiyi. Evet. Gün gelir lazım olur. Evet. Bunu birkaç yerde işlemişler de. Şimdi bunu televizyondan söyleyince tabii bayağı bu dikkat çekecek. E buyurun buradan yakın ya. Kim yapıyor? Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl inandıracaksınız insanları? Ya bu adam kupa maçında görevli. Aynı ikili lig maçında görevli ya. Çok mu aradınız? Bu kadar tesadüf olur mu? Bu sizin uzay mekiği nasıl çalışıyor? Bunlar ayamaya da inerler bundan ha bu uzay mekiğiyle. Mars'a falan da giderler. Şimdi tabii ha bu arada Abdülkerim cezalı duruma düştü. O son pozisyonda var ya. Luis Adriano'nun dirsek attı. Orada kolundan yapıştı yapıştı. Evet, ona faul sarı kart gösterecekken Luis Adriano gitti. Ama Abdülkerim de Giresun deplasmanında cezalı. Gerçi Giresun'da da bayağı eksik var. Orada da cezalı var, milli maça giden ya var. Ya Giresun'da var da değil mi? Dün gece herhalde onları seyrettim. Adana Demirspor maçı olacak şey değil. Tek kale oynadı adam. Demirspor bu arada da Giresun bir iki tane gene pozisyon yakaladı ha. Yani enteresan hocam, maç bugün oldu. Bugün de mesela Galatasaray 20 şut 39 orta olmuş. Bayağı yüksek. Ama işte onlar kaleyi bulacak, ortalar takım arkadaşını bulacak. Orta değil pas olacak yani. Yoksa 20 şut 39 orta ama 39'da kaç? 8. En iyi şutu da şey attı Kerem attı. 20'de 5. En iyi şutu da Kerem attı ama orada faul vardı bir şey vardı. Ne güzel kapattı değil mi? Faul çok iyi vardı kapattı. İşte yani topla oynuyorsun, şut atıyorsun, orta yapıyorsun. Fakat işte orada mesele bunu işlevsel yapmak. Yani 20 şut değil de 10 şut olsa 8'i isabetli sonuç farklı oluyor. İşte orada isabetli şut, hocam, isabetli şimdi orta. Rakip Antalya Spor. Yer Ali Samiyen. Seyirci 50 bin. Tabii müthiş de bir destek var. Lig lideriyle oynuyorsun. Yani şimdi bir de o var abi. Ona da baktığın zaman Antalya bana ben Antalya'yı yani oyun felsefesini, mantığını beğendim ki onlarda da bayağı eksik var. Şey puan durumunu bir verebilir miyiz? İkinci bölüm özellikle Antalya'nın bulunduğu yeri. Çünkü Antalya 18 puanda kaldı. Şöyle bir şey oldu hocam. Puan durumu 4'e bölündü. Yani yukarıdakiler baş altı rahat olanlar. Yani burada da şimdi bak hocam Antalya gerçi Antalya'nın bir maçı eksik Beşiktaş maçı yalnız o da. 18 puanda. Hatay 17, Sivas 15, İstanbul 15, Ümraniye 14 ama yani orası karışık bir hocam. 10. sıradan hani son sıraya kadar bütün takımlar tehlike altında. Hocam 17 puanlı takıma bak. 2 maç alsın. Hele bir de deplasmanda kısırsa 20-23 yapacak. Tabii. Atacak orası kendini yukarıya. Ya o alt bölüm çok şey karışık. Özellikle yani bir maçlık falan farklar var. Bir maçlık, iki maçlık, üç puanlı sistem bugün hiçbir şey değil. Bugün mesela Kasımpaşa şey maçı, Başakşehir maçı enteresan ya. Maç oldu. Yani son dakikada maç 1-1. Tabii. Uzatma 1-0, 2-3, 1 falan yani enteresan bir maç oldu. Kasımpaşa'da 19 puanlı evet. Yani. Şeyde çok şiddetle puana ihtiyacı varken iyi de mücadele ediyorlar. Evet. Ama işte bir yere kadar dayanabiliyor. Hocam aşağıda oynadığı zaman var ya ayağını kaldırırsın top altından geçer. Ayağını kaldırmasın top üstünden geçer. Bir de haftalar gerginlik var ya o gerginlikten o rahatlık farklı bir olay. Şu anda aldın hocam. Sezon başına aldın hafta. Şu anda zor artık hocam. İyice bundan sonra başladı yok. Mı diyorsun? Başladı hocam. Artık bundan sonra yok öyle. Ya. İkinci yere başladın hocam ne yapıyorsun? Yok bundan sonra bir şey. Formalar diziliyor imza için. Mixon'dan çıkışın bulunduğu bölüm. Bakın hemen o ilerisi sağ taraf Galatasaray'ın soyunma odası. Oradan bu şekilde gelip ileride eğer olursa
konuşacak futbolcu arkadaşlardan da hemen şimdi orada bir Mixon'da röportajı olursa size onu da aktaracağız. Bu arada bizim kameranın önüne geçen imza için forma asan bir arkadaş da kadroca girdi. Onları oraya şey yapıyorlar hocam. Ondan sonra tık tık tık. Bayağı da forma var hocam. Evet. Güzel bir şey forma imza atmak. Yani o daha güzel bir hatıra olabilir mi? Evet. Hocam soyunma odaları bile baksana noktaya geldi ya. Şeyler, koridorlar falan eskiden nasıldı? Geçtiğimiz yıllarda hani çalıştığım televizyonda ve gazetelerde forma gelirdi hocam çalıştığım yere. Evet. Arkadaşlar, Galatasaraylı arkadaş forma istedi. Herkes bir futbolcu olsun imzayı atsın bakalım derler. Tabii böyle uğraşan çok değil. Çok yok. Öyle imza atıldı tabii, biliyor musun? Tabii hocam. Sen de bilirsin. Olmaz mı? Ama biz uğraştırıyoruz muhabir arkadaşlarımızı alın diye. Orijinal olsun diye. Ama arada öyle çıkmıyor değil. Çıkıyor. Dikkat edin o yüzden imzalanan formalara. İmzaları karşılaştırın. Değerli izleyenler. Çakma imzalara. Yani konuşacağız maç üzerinde ama Alişan Salan için... ya bir tam tanımlayamadığım bir şey var bu hakemde hocam ya. Yani ne söylemem lazım o kelime ne bulamıyorum şu anda ama. Ya başladığı gibi bitiremiyor. Başladığı gibi bitiremiyor. Yok. Bir, sebebi iki şekil olabilir. Cesaretle başlıyor böyle art durt veriyor vermiyor vermiyor veriyor. Yani iki tarafa da yapıyor. Sonra 60'tan sonra acaba yoruluyor mu 70'ten sonra? Veya 60-70'ten sonra ulan bu maç böyle bitmezse ne olur, şöyle biterse ne olur mu diye düşünüyor. Veya yoruluyor da oyunu kesiyor mu? Belki başta kesmedi, dikkat et. Sonra kesmeye başladı. O kesme iki şekilde olur. Bir, korkudan olur. İki, fizik yetersizliğinden olur. Kafa karışır, fizik eder. Hocam artık bu işler... Doğru hocam. Bu işlerin içinden gelince hocam o kadar evet. Çok şey var ki. Doğru. Demiş Icardi? İlk yarı zordu. Fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarı daha iyiydik. Golümü attım. Kazandık. Benim bir forvet olarak golümü atmam gerekiyor. Önemli bir galibiyet aldık demiş. İki şutundan biri isabetli gol oldu. İki şut pası. İsabeti %68. Ya şöyle. Ne kadar efektif oynadığını gösteriyor. Yani adam iki kere şut atmış. Zaten bir tanesi gol oldu. Skoru belirledi. Bu şekilde bakacaksınız. Galatasaray'ın da Icardi'li paylaşımı. Zamanında atmış şutunu. Evet. Herhalde bu paylaşım da şey. Tek derdimiz, hedefimiz, duymuyor sesimiz derken de cezalı taraftarlarına atıf herhalde. Yürüyoruz 23. şampiyonluğa şeklinde bir paylaşım yapmış. Ne diyor Icardi? Rakiplerimizi zor duruma düşüren olacak o. Galatasaray taraftarı var. Onlarla gurur duyuyorum. Galatasaray taraftarının aşkına gollerle, galibiyetlerle yanıt vermek istiyoruz demiş Mauro Icardi. Çok üst düzeyde, çok kaliteli bir oyuncu. Bu tarz oyuncular zaten işte farkı belirleyen oyuncular bunlar hocam. Yani farklı bir oyuncu hocam. Yani adamın topu alışı, verişi... Boşuna 50 milyon vermiyorlar adama yani. Kolay değil. Mesela arkadaşlarına öyle paslar atıyor ki ne uzağa ne yakına. Onu orada öpüştürüyor topu. En tehlikeli yerde öpüştürüyor. Yani topu atarken de öyle, alırken de öyle, giderken de öyle. Ama bak bir daha söyleyeyim. Arkadaşlarından o kabiliyeti bulamıyor ve bulamayınca da sinirlendiği gibi geliyor bana. Ulan keşke şunu yapsaydı, bunu yapsaydı diyor ama sonra diyordum ki bu kadar bu iş. Bir versenize şeyi tekrar arkadaşlar Icardi'nin o Galatasaray'ın paylaşımını. Orada acaba o duyulmuyor sesinizde ben iyi yumuşak tarafından baktım. Daha romantik tarafından baktım. Acaba Fenerbahçe'ye mi gönderme o karşılıklı açıklamalar vardı ya. Yoksa taraftara mı? Hani cezalı olan taraftarlar var. Onların yerine değiştirdiler. Başkaları girdi. Ama duyulmuyor sesiniz. Tek derdimiz, hedefimiz deyince oradan yola çıkarak sanki bu biraz ezeli rakibe gibi olmuş. Siz hani konuşun, bizim hedefimiz belli, şampiyonluğa yürüyoruz tarzı bir
Bilmiyorum. Açıklama galiba. Ama rakibi sinirlendirmeyecek kadar da akıllı bir adam olduğunu zannediyorum. Çok fazla tabii. Rakibi tahrik edecek konuşmalardan filan hareketlerden kaçınacak. Motive edersin hocam. Hem motive edersin hem bak bir şey söyleyeyim sana. Bu kulübün şimdi, hocam bu. Icardi'nin paylaşımı değil. Ha, o bu zaman. Spor Galatasaray Spor Kulübü. Onların paylaşımı da yapmaması lazım. Şimdi Icardi. Öyle Icardi tipindeki bir futbolcunun hiç yapmaması lazım. Tabii şimdi tabii ben, o zaten hocam, adamın. Hocam santrafor şey oynadığın zaman ve defans oynadığın zaman. Santrafor oynadığın zaman defansın kucağında oynuyorsun. Sana her türlü pisliği, tehlikeyi yapabilir. Onlarla iyi geçineceksin. Defans oynarken geçinmeyebilirsin. Çünkü o seni kucağında bu sefer. Ama sen forvetsen defans oyuncularından iyi geçin. Pislik yapma, onları tahrik etme. Tabii. Yani sen bir defa gülersin, o 7 defa güler. Ne demek istediğimi herhalde anlatıyorum. Evet. O şu açıklamaları bir verelim mi? Grafik yaptırmıştık ya sevgili Ercan. Neden hani şu az önceki Galatasaray'ın maç sonu açıklamasını ona yorduğumuzun da sağlaması olur. Bu PFDK'dan gelen cezaya tepki gösterdi Galatasaray. Onu mu diyorsun? Orada işte diyor ki sezon başından beri Dursun Özbek Başkan adaletsiz orantısız kararlar veriyor PFDK. Art niyetli olduklarını yine gösterdiler diyor ve PFDK Başkan'ın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor şeklinde bir açıklaması, bir ifadesi var Dursun Özbey'in. Fenerbahçe'de Türk futboluna ofsaytımsı derecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayrıldığının kanıtı olan, bir tanımın dahil olmasına vesile olan kulüp tarafından yapılan son açıklamayı işte şaşırmadan takip ettik diyerek sorumluları bu açıklamalar karşısında göreve davet ediyoruz şeklinde bir cevap veriyor buna. O yüzden dedim ben acaba o maç sonu açıklama buna şimdi, istinaden. Hocam herkes bir takım tutuyor. Ama yaptığın işte, tuttuğun takımı kayırıyorsan o farklı bir boyut. Onu yaparken tabii belgelerle sunmak lazım. Yani şu yapıldı, şu ceza verildi. Rakip bunu yaptı, şu ceza verildi gibi oranlamalı şeyleri söylemeleri lazım kulüplerin. Ama ben bakıyorum, ona sallıyor. Tabii. Yani kim fazla ses çıkarırsa, önde giden haliyle arkadaki ona sallıyor filan. Şey yapıyor yani, ne denir ona? Kayıkçı kavgası yapıyorlar. Biraz ona dönüyor iş. Ya hocam her şey bir sonraki... Bir de inandırıcılığını kaybediyor. Her şey bir sonraki maça avantaj evet sağlamak için. İşte daha pozisyonunu sağlamlaştırmak için. Bir kamuoyu algısı oluşturabilmek için. Yani şimdi, bir yandan... Şimdi tribün cezası alıyor bir takım. Güzel. Yerine başkaları giriyor. Nasıl ceza? Evet öyle. O ama kişilere o zaman, veriliyor cezalar. Eskiden hani boş kalıyordu ya. O görüntü olmasın falan diye. O boş olmasın. Boş olsun abi. Hmm. Boş olsun. Ceza odur. Bu ne cezası abi? Şimdi teltif. Öteki kulüp aynı işi yapıyor. Berik kulüp aynı işi yaptı. Bu teltif abi. Ben size başka bir şey daha söyleyeyim ya. Ben birkaç statta gittim gördüm. Hem de bundan bayağı sene evvel. Abi öyle kameralar var ki. Oo tabii. Senin gözünün içini göz bebeğini veriyor. Tabii hocam. Abi ayıklayın. O işte bizim anlatım yerimizin yakınında evet oluyor kimi zaman. Evet. Beraber de şey yapmıştık. Bir kamera şeyi o var. Polislerin görev 100 yaptığı tane kamera var. İnanılmaz abi. Zoom hangi yapıyorsun. Hangi yüz yani işte ben. Senin yani alnındaki kaç tane kırışıklık var? Bende ne var? Saçta sivilce var mı? Yüzde sivilce var mı? Gözüküyor. Abi gitsinler bunu. Ayıklasınlar. Onlara göre ceza versinler. Bir maçlık vermesinler. Ana avrat küfür eden adam, kadın, kimse ki kadınlar da ediyorlar. Onu ediyor söyleyeyim. Tabii hocam yani. Ediyorlar. Ayıklasınlar, sessinler böyle aradan. Açıklasınlar, hem para cezası versinler, hem 6 ay girmeyecek, bir sene girmeyecek. Bir de bu şeyi de sağlayabilir. Sen bunu yaparsan, de, şimdi sus, adam diyor ki, dersin, adam diyor ki, sus kardeşim diyor ya, ceza yiyeceğiz diyor. Sana da lan diyor bu sefer. Yani neredeyse adamı dövecekler. Sana da lan diyor. Hiç kimse birinden daha masum değil hocam. Yani öyle maalesef. Görüyorum yemek yenilen yerlerde hocam çocuklarla geliyorlar. Kadınlarla geliyorlar. İki dubleden sonra ne ana kalıyor ne avrat kalıyor. Maalesef. Hiçbirinin birinden farkı yok. Yazık. Net söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu diyor ki çok güzel bir sezon geçiriyoruz.
Güzel bir seri yakaladık. Galibiyetleri arttırmak ve hedefimiz olan şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Icardi bana gol attırıyordu, ona söz vermiştim. Bugün ben ona attırdım diyor. Kerem'in ortası da hakikaten güzeldi. Adrese teslim ama tabii o ortayı güzel yapan o Icardi'nin pozisyon alışı, vuruşu, topu gönderdiği yer ters adrese. Taraf. Şöyle adres. Hocam. Şöyle adres. Ki işte az önce de söyledim, Brezilyalı kaleci gerçekten iyi iş çıkarttı bugün. Evet. Güven verdi. Öyle kaleciler Benfica'da da bayağıdır forma şansı bulamıyor. Çok sakin. Çok. Bir de ayağını iyi kullanıyor hocam. Tık diye bırakıyor, sağa sola pas veriyor. Büyük avantaj. Ayağını iyi kullanan kaleci büyük avantaj hocam. Artık öyle oldu hocam. Libero gibi oldu. Ki yani bizimkilerin çoğu iyi kullanamıyor. Evet. Hele bazı takımlar kalecileri iyi kullanmadıkları halde pas yapıyorlar. Nasıl yapacaklarsa. Kalecinin o kabiliyeti yok, pas yapıyorlar kaleciler. Ya. Zaten üçüncü topta belli oluyor, bir pres yapıyorsun. Sonra Volkan Hoca üçüncü, geçen hafta dedi ya, topta. Ben tabii. Kim öğretti bunlara bu şeyi, kim söylüyor anlamıyorum ki. Kaleden pasla çıkıyoruz diye Volkan Demirel. Evet. O da enteresan, ne oldu bilmiyoruz. Mert mesela ayağını en iyi kullanan kalecilerden biri, Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok. Geçen hafta yaptığı hatayı gördük hep birlikte. O yüzden... Tabii fazla özgüven değil. Topu oyuna sokarken iyi kullanıyordu da topu tutarken iyi kullanıyordu. Evet. Evet. Abdülkerim haftaya yok. Giresun'da cezalı duruma düştü. Gördüğü sarı kartla haftaya olamayacak. Torreira bugün çok mücadele etti. Çok koştu. Torreira bugün Mertens pek ortada yoktu. Torreira ile ilgili arkadaşlarım, hocam baksana ya, hakikaten doğru tahlil etmişiz. 14 ikili mücadelenin 13'ünü kazanmış adam, daha ne yapabilir? Muazzam bir şey. Yapması gereken bu zaten. 14 ikili mücadelenin 13'ünü kazanmış. Bir tane o Japon oyuncu giderken arkadan bir böyle bir 10 metre geriden geldi, önünden topu söktü, aldı gitti mesela. Çok pozisyon var ona benzer, çok çalıştı. Oliveira da bugün çünkü çok hareketli değildi. Mertens zaten hemen hiç yoktu. Bazen böyle günleri oluyor onun. Torreira'ya bugün bayağı yük bindi. Oynadığı bölümde gerçekten çok çalıştı ki 14'te 13 ikili mücadele muazzam bir rakam. Tam bir hamallık. Tamam hocam ya. Futbol hamallığı. Yani, muazzam iş. Böyle yapınca görünmeyen kahramanı maçın. Onun da hakkını teslim edelim bu anlamda. Galatasaray'ın bir gelecek maçlarına da, şöyle bir yakın maçlarına da bakalım Tolga. Nasıl bir, şimdi önümüzdeki hafta Giresun, tabii Giresun deplasmanına gidiyor Galatasaray. Görece böyle takviminin iyi olduğu bir dönem demiştik. Şimdi 28 Ocak Giresun deplasmanı. 1 Şubat, orada hafta içi hafta sonu gidiyoruz galiba tabii. Yine başlamış hocam hafta içi hafta sonu, yandık. Hangi hafta o? Bak 28 Ocak, 28'i Cuma'ya geliyor galiba. 1 Şubat, ben mi yanlış? 5 Şubat, 13 Şubat. Arkadaşlar, Cumartesi'ye geliyor tabii, bugün 21'i. 28 Ocak Cumartesi, 1 Şubat, herhalde Çarşamba oluyor, Ümraniye maçı. Hemen 5 Şubat Trabzon maçı. Orada hafta içi hafta sonuna dönmüş. Herhalde Kerem Aktürkoğlu konuşacak. Bakalım neler söyleyecek. Bakarız tekrar maçlara. Soru mu alacağım ben? Soruyu. Tamam mıyız? Biraz sağ ol. Sen. Tamam. Tamam hazırız. Evet, hazır. Tamam mıyız? Emre Bey. Kerem, 9 maçlık bir galibiyet serisi. Ne liderseniz nasıl değerlendiriyorsun? Hem bugünkü maçı hem de genel performansı. Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi, resmi maçlarda da 12 maç oldu. Gerçekten güzel bir seri, güzel bir yeme yakaladık. Bu, ben her hafta dile getiriyorum, belki klişe olacak ama gerçekten bunu hak eden bir takımdaşlığımız, takım grubumuz var. Çok güzel arkadaş ilişkilerimiz, çok güzel bir ayaklara sahibiz. Gerçekten çok büyük bir ustalar var takımda. Bunlarla bütünleşince takım olarak çok farklı bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Bugün de zor bir maç olacağının farkındaydık. Antalyaspor ligde bulunduğu konumdan farklı oynayan bir sistem olan bir takım. Bugün de gerçekten iyi futbol oynadılar. Ama biz galip gelmesini bildik. Böyle maçlardan da galip ayrılabilmek, galip gelebilmek
çok önemli. Bugün güzel bir futbol, ikinci yarı çok daha güzel bir futbol vardı. Bunun neticesini 2-1'lik skorla aldık. Metin Bey, 12 maçı galibiyet serisine kaldınız. 3'te kupa da var. Skor almakta sıkıntı yaşayan bir Galatasaray vardı. Evet, puan alıyordu ama artık bundan sonraki süreçte kazanmakla beraber skorlarda da geliyor. Ve senin de son 3 maçta skora direkt katkıların oldu. Hem yükselen performansı nasıl değerlendiriyorsun, hem de hocanın size yaptığı dokunuşlar nasıl? Ya aslında biz şöyle her maç üzerinden değerlendiriyoruz. Maç maç gidiyoruz ve bu da bizi gerçekten saha içinde rahatlatıyor. Biz şu an gelecek maçları düşünmüyoruz. Bir sonraki maç Giresun maçını düşünüyoruz. Böyle oynadığımız zaman herkes performansını rahat bir şekilde sergileyebiliyor. Bu da futbolcularda özgüveni daha da arttırıyor. Bence bunun şifresi, Okan Hoca'nın da bizi futbolculara yaptığı şifre bu olarak değerlendiriyorum. Sezgin Bey, kendine tebrikler. Teşekkür ederim. Yaklaşık 21 Galatasaray taraftarı cezalıydı. Buna rağmen 40 bin üzerinde bir tarafta destek verdiler. Özellikle bu günlerde şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın artık iyice kendini gösterdiği günlerde, onların desteği size için ne ifade ediyor? Vermek istediğim bir mesaj var mı? Ya, taraftarımız hiçbir zaman zaten bizi yalnız bırakmıyor. Deplasmanda olsun, içeride oynadığımız maçlarda olsun. Onların desteğini, onların sevgisini hissettiğimiz zaman biz de daha farklı oynuyoruz, daha coşkulu oynuyoruz. İçeride dediğiniz gibi 40 bin bilet mi? İptal oldu. Ondan sonra ama ona rağmen biletler tekrardan satıldı. Ya, bu gerçekten farklı bir sevgi. Galatasaray taraftarı takımına sahip çıktığı zaman çok farklı oluyor. Gerçekten bütünleşiyoruz, taraftarla bütünleşiyoruz. Biz de onların coşkusuyla daha farklı oynuyoruz. Bugün onların gücüyle de ikinci yarı daha da iştahlı oynadık ve galip gelmesini bildik. Bu maç öncesi Antalya Spor küme düşme hattının bir sıra üstündeydi. 5 maçtır kazanamıyorlardı. Galatasaray'da liderdi ve eksik yoktu takımda. Antalya Spor'da da 5 eksik vardı. Bu sizde bir rehavet oluşturdu mu karşılaşma öncesinde? Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz Antalya Spor'un oyunculardan bağımsız sisteme ayak uyduran sistem takım olduğunu biliyorduk. Oyuncuları eksik olmasına rağmen gerçekten bize zorluk çıkaracağını, iyi futbol oynayacağının farkındaydık, bilincindeydik. Ve o motivasyonla çıktık sahaya. Bir rehavet bence hiç yoktu sahada. Tabii ki her maç istediğin zaman skoru erkenden bulamıyorsun. Bu maçta biraz öyleydi. İlk yarıdan bulamadık ama ikinci yarıdan skorları almışız. Son soru olsun, gidecek Kerem. Emrah Bey. Kerem, sezonun içinde birçok transfer yapabildi. Birçok yıldız oyuncu kadrosu. Sen de geçen sezondan beri takımın yıldızlarından birisin. Konuşmanda takımdaşlar ve arkadaşlar vurgu yaptın. Yani futbolcular, futbolcular da biraz da egolarıyla oynadılar. Sen bizim arkadaşlarımı nasıl değerlendiriyorsun? Yani hangi şey yaptın? Sana bir takım bir şaka yaparak geçti. Ya biz gerçekten takım olarak gerçekten bütünleştik. İsim olarak söylemek gerekirse atıyorum Icardi dünya yıldızı ama ben de veya takım arkadaşı altyapıdan gelen Baran mesela. Yani Icardi onu altyapıdan gelen bir futbolcu olarak görmüyor veya Mertens öyle görmüyor. Herkes Galatasaray futbolcusu olarak Galatasaray'a katkı sağlayabilecek bir futbolcu olarak görüyor. En büyük katkı da bence böyle geliyor takıma. Herkes birbirine sahipliğine, birbirinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Ve takım içindeki arkadaşlığımız, takım gruplaşmamız bütün olduğu zaman başarı zaten kaçınılmaz oluyor. Kerem, sen söyledin Icardi konusunda özellikle. Icardi'ye çok iyi uyumumuz olduğunu görüyoruz. Saha içerisinde birlikte oynadığınızda o sana çok katkı yapıyor, sen de ona çok katkı yapıyorsun. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Ya onunla aslında bir söz vermiştim ona. O iki maçtır bana asist yapıyor. Bu maçta ben ona asist yapacağım diye. Ben de üzerimdeki yükü attım, ona asist yaptım. Gerçekten çok büyük bir dünya yıldızı. Onunla oynamak rahatlatıyor beni. Dediğiniz gibi iyi anlaşıyorum. İstediğim zaman geliyor, istediğim zaman ben onun yerine gidiyorum. Güzel bir uyum yakaladık. İnşallah sonu şampiyonlukla olur. Ve şampiyonluklarla olur daha doğrusu. Ve istediğim sonucu alırız. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kolay gelsin. Evet, Kerem Aktürkoğlu sezon başında şöyle bir sallandı ama çabuk toparlandı. Geçen sene çok yük aldı. Tabii geçen seneki oyun şekliyle bu seneki oyun şekli arasında çok büyük fark var Galatasaray. Yani orada ne olduğu belli değildi. Bu sene öyle değil. Bu sene herkesin bir görevi var yani. Okan orayı bayağı bir dengeledi bu sene. Kadro da çok farklı. Çok daha tabii güçlü bir kadrosu. Derinliği olan bir kadrosu. Kadroyu da iyi kullanıyor. Yani dikkatli kullanıyor. İyi kullanıyor. Hani maçtan kopmuyor. Herhalde yanında da
şey de var yani, yardımcıları falan da herhalde var. Ekibi vardır. Filan. Abi büyük takımım, ben bu işi götürürüm yok. Bak son dakikalarda oyuncu değişikliği yapıyor. 2-1 bitir abi orada. Yakalamışken bitir. Tabii. Uzatmada bir gol yersin, yandın. Yandın. Hocam geçen gün Jesus söyledi galiba. Kaç hani 3-4 gol atınca fazla puan vermiyorlar. 2-1'de galibiyet yazıyor diye. Enteresan onun bu söylemi. Ama öyle önce öyle demiyordu. İşte o noktaya geldi demek. Biz diyordu. Ha Beşiktaş'ın şey Fener'in oyun şeklinde büyük değişiklik var. Hani öyle gideyim de gol atayım, çabuk çıkayım 5-6 kişiyle. Hani keyif alıyorduk filan ya. Şimdi çıkmıyorlar abi öyle. Çıkamıyorlar. Bitti o iş. Ha şu var tabii. Jesus'un da kimyası bozuldu. Onu da bozduk değil mi hocam? Bozduk hocam yani. Hocam biz bozmasın. Geriye düşünce boz. Hele ezilir rakibin geçerse seni bozulursun. Yani hele Fener Galatasaray birbirlerinin kuyruğuna bastıkları zaman diğeri bozuluyor. Otomatik olarak bozuluyor. Yani sezon başı hatta bir müddet sonra dedik ki ya bu şeyin Fener'in o gol rekoru kırdığı seneyi yakalar dedik. Ama abi bu şeyden sonra Dünya Kupası. Dünya Kupası'ndan sonra tam ters oldu Fenerbahçe. Şey, yani bunun da bir sebebi var ama. Hafta içi hafta sonu Avrupa oynarken çok daha şey gidiyordu, ritimli evet. Gidiyordu takım. Enteresan o. Yani ne zaman ki tek haftada tek maça düştüler. Bir de şimdi futbolcularla ben bakıyorum bir Arda olayı çıktı. Arda olayı. Biz de geçen hafta istedik Arda olayını. Tamam da hocam. İşte Arda bu kadar oynar, Arda bu kadar oynamaz. İşte o Arda'dan daha faydalı. Ya kardeşim sen Arda'yı 90 dakika oynat demiyor ki sana kimse. Ya Arda'yla çık. Arda'yı bir oynat. Tabii. Yoruldu zaman al Arda'yı. Yani ama Arda'yı biraz pişir. Bak şimdi İşte bugün Kasımpaşa'da 16 yaşında ya, 17 yaşında çocuğu oynattı. O da 17 yaşında. Çok da güzel bir gol attı. Hocam Okan Buruk 12 maçı tek başıma kazanmadım. Takım, ekip, seyirci. Bir kısım seyircimizin gelmesi engellendi ama yerine gelenler de muhteşemdi. Bu başarıyı birlikte yaşıyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Okan Hoca'nın dedikleri çok önemli. Tabii takım, ekip, seyirci ama hani şu sağ dışı işlere hiç girmemesi lazım bence. Girmesen çünkü engellenmedi abi. Demek ki seyirci küfür etti. Aldılar. Eğer olmayan bir şey yapıyorlarsa tamam. Ama olan bir şey yapılıyorsa ha raporlar nasıl gidiyor? Örneklemeleri yani nasıl? Bir rakiplerinden durumlarınız nasıl? Standart yoksa. Tabii. Mesela raporlar kontrolsüz gidiyorsa veya şeysiz gidiyorsa o zaman haklısın ama onu da sen konuşma. Sen yıpranırsın. Senin önünde abilerin vardı ne duruma düştüler. Yöneticin var, o var, bu var. Senin yöneticin var. Sen girme o işlere. Hatta her yönetici girmesin. Bak kulüp başkanı girmedi bir müddet. Ne gibi? Ben kulüp başkanı olsam hiç girmem.